Evet. 20 dakika susmuş oturuyormuşuz. Ay, kaldı 2-1. Şimdi şöyle, bunun bir başına yapayım. Çünkü bu bir vlog videosu değil. Ben freelance yazarlık yapıyorum. Ama böyle çok havalı bir şekilde değil. Böyle öğrenci işi, çok fazla para vermedikleri tarzdan. Sömürüyorlar. Neyse, şeyimiz, olayımız bu değil. Damla da bugün bizde. Bundan önceki her gün gibi falan demiş. Yok, şaka yapıyorum yani. O kadar gelmiyor bize. 3 haftada bir 4 gün alıyorum. Babasıyla öyle anlaştı. Ha, yarı yarıya velayet. Böyle. Yalnız ne kadar acımasız bir anne gördüm. 3 Bir haftada şey. 4 gün. İyi, onu da Evet. üst üste 4 gün diye alıyorsun. Tabii. Yani. Aralıklarla da olabilirdi. Düşünsene, bir hafta bir, bir hafta bir, o zamana kadar da telefonun titreme. İnşallah bunu anlamıştır. Oğlum çok para verdim, anlasın. Bir şey söyleyeyim. Oraya niye pozu kilitledin? Ben kilitlediğimi bilmiyordum. Nasıl sıyıracaktı ben kitlemedim bir şey falan diye. Ama bak, böyle duruyorum. Vallahi çenem göte benziyor. Video artı 18 oldu. Yaz Ben artık. yazayım. Evet. Yaz artık, kek yiyeceğim ben. Yaz. Sana dünyanın en pancarlı vagan. Vagan. Vagan Vagan. kökünü yaptık. Bu değişik. Vegan olamayanlar vagan olabilir. Belki de vagan olamayanlar vegan oluyordu. Çünkü hani daha Olabilir. kalın bir ses ya. Vaganlık da olabilir. Bir Vagan. üst. Vagan. Vejetaryen. Vegan Vegan. Vagan. plus. Çok çirkin ha. Aşırı A plus. Düşük enerji. Yüksek enerji çirkin. tasarruf. Şuradan bak, şöyle baktığında çok güzel duruyor. Ama muhtemelen bu videoyu ben tekrar izlediğimde diyeceğim ki bok gibi çıkmış. Böyle terbiyesiz bir kelime kullanacağım. Kullanıcıyım. Yazıyorum, Artık. tamam ya. Şiddet görüyorum. Hem uyuza çalışıyorum hem şiddet görüyorum. Bir şey diyeceğim. Bu şey değil mi ya? Köleydi. Tabii modern zamanlarda efektif Yuvarayım mı? kölelik. Yapayım mı kırbaç sesi? Çok güzel kırbaç Şıklık. sesi yaparım. Yap bakayım. Bayılıyorum. Bir şey diyeceğim, bu arada Oh, buraya da vurdum, vurdu. vurdum. Oh. Yani. İçten hissedeceksin onu. Evet, okey. Tamam. Yaz artık. Yeter. 249 kelime kaldı. Çocukluk okulda çok o bile konuşamadığım Kendi için sesin. Evet. bulunan Konuşamadım. fazla Güzel. canlı renk barındıran eşyalar ve oyuncaklar gençlik hevesine sıkıcı gelmeye başlayabilir. Şu ana kadar bence kısmen mantıklı gidiyorum. Yani bağlayacağım yeri düşündüğüm zaman çok da böyle ayrık durmuyor cümleler. Yok yok. Bir de çok şey istemiyorlar ya, hani gençlikten çocukluğa geçtim mi bırakacaksın o işleri falan, böyle çok net cümleler istemiyorlar. Her şey böyle yumuşak olacak, yumuşak olacak. Böyle krem şanti kıvamındayım şu Yaydıra. an. Çok omurgalı bir davranış. Vurun çocuğunuzun ağzına. Sıçarım, para yok. Kondur oyuncaklarını kutunun içine. Sizin de Bayağı da iyi ebeveyn olur senden belanı. yani, Çok çok. iyi. Ben böyle büyüdüm. Beni ilgilendirmez. Kimse bana çocukluktan gençte geçiyorsun falan demedi. 24 yaşıma geldim. Ablamla beraber yaşıyorum. Kimse bir şey demiyor bana. Şerefsiz inzibat çavuşu gibi yat diye yatıyoruz, kalk diye kalkıyoruz zaten. Genç Ben... adası fikriymiş. Fikir mikir yok kardeşim. Yazmayacaksın. ben şeye bayılıyorum ya, bunu Damla, ışığı kapat. Uyuyamıyorum, ışığı kapat. Gelmeden de bunları biliyor olman çok ürkütücü. Ben uyuyorum, ses Neyse, şu yapma. videoyu kapat, başka şeyler anlat. Bu arada az önceden bu ana bir kelime yazmışım. Kaç dakika oldu? 5. Bu üretim seviyem var ya.
beni alır götürür evet. Yani böyle şırıl şırıl. Bir dakika. Gürül gürül var. Şarıl şarıl da var ama. Gürül gürül ara. Şırıl şırıl mı bu? Bir yerden başlamak lazım diye düşünüyorum çünkü evet. Hani gürül gürülün de bir noktası şırıl şırıl ya yani bir noktada şırıl şırıl gidiyor sonra büyüyor. Kişim geldi benim. Çok sulu bir sohbet evet. Oldu. Ama benim Yağmur'da en sevdiğim şey ışığı kapat değil. Ne? Işığın oraya geçer. Böyle tam orada kitaplıklar. Kitabın oradan şöyle hafif kafasını uzatır. Işığı kapatıyorum der ve basar. Yani aradaki bir saniyede kitabımı kapatırsın, tabletimi kenara koyarsın. Ne yaparsın bilemezsin, böyle bakarsın gözlerine. Vallahi hayır da demezsin ki. Bu saatten sonra senin yapacağın şey Ağustos böceğiyle özelim gözünden ışık çıkartmaya çalışmak. Başka şeyler yok. Çünkü bir anda karanlıkta kalınca. Ağustos böceği mi onu yapalım? Götünde ışık olan evet. Hmm. Bu değil mi? Ağustos hmm. böceğin götünde ışık var. Ağustos böceğin götünde ışık var. Yıla bunun götünde ışık var. Google adamsan hiç çıkarmazsın bunu. Götünde ışık olan hayvan. Ateş böceği. Ha, bir türlü adını hatırlayamadım. Ateş böceği. Bir ara cır cır böceği geldi aklıma. Dedim yok o cır 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 ötüyordu. Aynen ateş böceği işte. Ateş böceği. Ben başka ateş böceği. Ateş böceği Ercan. Ben sen Ağustos böceği dedin. Ben diyorum. Bir de ne kadar normalmiş gibi niye bakıyor diyorum. Oğlum ben de... Şeyden aklıma geldi. Ağustos böceği. Aynen hikayeden geldi. Görüyor musun? Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Akıllı konuşulun ortaya böyle. Tamam. Kas. Yaz. Yaz 248 yaz. Yalnız bakar mısın? Götünde ışık olan hayvan yazdım Google'a. Yaklaşık 223 bin sonucun bulunması da daha üzücü. Çocuk belgesi. Çocuk işçi oynatıyorum. Çocuk belgesi. Ha, ateş böceklerinin her şeyi çocuklarını topluyorum. Ya bir şey diyeyim mi? O kadar boktan şeyler yazmışlar ki demeyeyim diyorum. Şuraya 3 tane fotoğraf koyunca yazdığı şey mantıklı mı oluyor diyor. Kendine zaman ayırmak ister. Yalnız bırakın diyor her yandan. Bırakmayın. Bırakmayın. Bu dönemde yalnız bırakmayın. Ben yukarıda şey diye bir cümle okudum. Ayakları yatağa sığmıyor. Boyu uzadıysa falan işte yani. Evet yani insan gibi. Ayakları sığmıyorsa. Ayak kapıya değiyorsa. Sizin odaya geliyorsa. Ayaklar ve ötesi. Ayak fetişiyse. Çocuğunuzu yalnız bırakırsanız ayak fetişi. Niye sığmadıkça onlara bakıyor. Dikkat çekiyor. Çektikçe daha çok çekiyor. Allah belamı versin benim. Yaz şunu yaz. Bir şey yap. Yani aslında bakarsan samimiyetle söylüyorum. Böyle ayrı ayrı ele alındığımızda belli bir kültür ve zeka seviyesine sahip insanlarız. Yan niye yan yana? Yan yana? Her 30 saniyede bir sana yaz diye döndüğümü fark ettim. Yaz artık. Yaz milleti ayağa sığmayan çocuklar. Bak mesela ben aileme hiç böyle bir zorluk çektirmedim. Benim ayağım her zaman sığdı. Bebek zaten... beşik aldılar. Ben hala onda yatıyorum. Masraf olmasın diye. Ya doğmuşsun 20 santim uzayıp bırakmışsın da anne. Yani süt ne içmedim. Ne oldu? Bebek bebekken de mi vegandın? Anne sütü içmedim ben. Veganlık doğuştan gelir. Aynen. Dedim ki annemin sütünü de yiyeceğim. Annemi sömüremem. Aynen. Bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Anneler de yaşıyor. Kendi sütünü içsin. Sen de çeviriyor beni. Aynı şey gözümde canlandı ama söylemek istemedim. Teşekkür ederim benden çirkin olduğun için. Keşke ben de söylemeseydim. Keşke. Akıllarda kalsaydım. Telepatik ilaçlıklar.